arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel lifimizi çalışacağız iki renkten ördük ve görmüş olduğunuz gibi dörder dörder fıstık gruplarımızda birer çiçeklerimiz oluşmakta ve e, sırasıyla ile örmekteyiz bakınız önce ben pembeden başlıyorum e, bir pembenin ağırlıklı olduğu sıra iki beyazın ağırlıklı olduğu sıra pembenin ve beyazın ağırlıklı olduğu sıra olarak devam ediyor ve iki ipimizi aynı anda yürütüyoruz. Birisini alttan yürütürken birisini üstten alıyoruz ve sırası geleni üste alıp diğerini ise aradan geçirerek her iki yönümüzü de aynı şekilde örerek tamamlıyoruz. Yapımı oldukça kolay. Dilediğiniz renklerle, dilediğiniz çeşitlerle örebilirsiniz. Ben şöyle e, mavi pembemle de örmüştüm. Pembe beyazımla ördüm. E, sizler de dilediğiniz, sevdiğiniz renklerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yapımına geçelim. Kolay gelsin. Fıstıklarımızı yaparak başlayalım. Öncesinde bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum bu sıkıştırmak için. 1 2 3 tane daha zincirimi çektim ilmeğimi uzatıyorum tığımın başını bir defa sarıyorum birinci zincirin içerisine girerek fıstıklarımı çalışmaya başlıyorum 1 doluyorum aynı yere 2 doluyorum aynı yere 3 doluyorum aynı yere 4 defa giriyorum 4 defa doldurduktan sonra buradaki dipten şu şekilde ipimi de kavrayacak şekilde tutuyorum hem ipimi hem fıstıklarımı tığıma ipimi dolayıp fıstıklarımın içerisinden geçiriyorum ve burada kenarda tuttuğum yeri şöyle tığımın ucunu girdiriyorum buradan ipimi alıp şu şekilde sabitleyip kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum bütün fıstıklarımızı bu şekilde öreceğiz ve tekrar üzerine ipimi uzatıyorum ilmeğimi tığımın başını dolayarak giriyorum 1 2 çok uzun yapmayalım küçücük de olmasın 3 şöyle orta hali ve 4 4 defa girdim tutuyorum bakın şuradan fıstıklarımın dibinden tutuyorum ipimi de kavramış oluyorum ipimi alıp yapmış olduğum fıstığın içerisinden geçiriyorum ve şuradaki kalan ipimi böyle arasından girip şu şekilde içinden geçiyorum ve kapatıyorum ve bir tane zincir. Tekrar ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 Şöyle tutuyorum yine hem ipimi hem fıstıklarım içinden geçiyorum. Tutmuş olduğum ipten tekrar alıp burayı kilitliyorum ve bir zincir. Bu şekilde işlemlerimizi devam ettirerek arka arkaya fıstıklarımızı örelim. Fıstıklarımı örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 tane fıstık ördüm. Beyaz rengimi alıyorum ve ikinci sıramıza başlıyorum. Burada istediğimiz büyüklük olması için fıstıklarımızın sayısını belirlememiz gerekmekte. Daha büyük isteyenler ya da daha küçük isteyenler ayarlamasını yapabilirler bir tane zincirimi çekip beyazımı şu şekilde sabitledim ve şimdi beyazımla öreceğim bunun için bakın birinci fıstığı değil ikinci fıstığın aradaki şu boşluğa batacağız bakın beyaz rengimizle buraya fıstığımı dolduracağım ve örmüş olduğum fıstığın sonunu şuraya gelip batacağım hemen dibindeki fıstığa değil ikinci fıstığın bulunduğu yeri ve ipimizde iki ayrı renk götüreceğimiz için pembe rengimizi de alttan götüreceğiz. Pembe ördüğümüz zaman ise beyazımızı alttan götüreceğiz. Evet. Şuraya bir tane açık fıstık örüyorum. Yani açık dediğim kapatmayacağız. 1 2 3 4 defa sardım. Birinciye değil, ikincinin bulunduğu yere tığımın başını doluyorum. İplerimi de bakınız şu şekilde tutuyorum. Birinci boşluğa değil, ikinci fıstık sonrasına gelerek buraya batıyorum. Ve beyaz rengimle 1 2 şu uh, ip başlangıç ipimiz 3 4 defa sarıyorum 4 defa sardıktan sonra ipimi şöyle tutuyorum ikisinin içerisinden çıkıp yine ipimi buradan alıyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum ve tepesine 1 2 3 4 defa sarıyorum Yine açık fıstığımızı ördüm. Ve beyaz rengimi bırakıyorum. Pembe rengimi alıyorum. Pembe rengime şöyle başını doluyorum. Bir ileri fıstığa batıyorum. Aynı yere asla batmıyoruz. Bir ileriye batıyorum ve beyazımı da altta yürütüyorum. Bir, iki, üç, dört defa sarıyorum. Bir pembe, bir beyazım oldu. Dört defa sardım. Şu şekilde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın bir beyaz bir pembe bir beyaz bir pembe şeklinde dizeceğiz. Şimdi asıl rengimiz bu sıramızda beyaz olacağı için pembemizi azınlıkta beyazımızı çoğunlukla öreceğiz. Hemen bırakıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. İpimi geçirdikten sonra bu tepe noktasına 1, 2, 3, 4 defa sarıyorum. Ve pembe rengimi alta alıyorum. Tığımın başını dolayarak bir sonraki fıstık arasına yine beyazımla fıstığımı örmeye başlıyorum. 2, 3 ve 4. İkisini, iki grubu da şöyle kapatıyorum. Arasından alıp bir tane zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir pembe, bir beyaz, bir pembe, bir beyaz. Ama beyaz sırası olduğu için ağırlık beyaz rengimiz olacak. Şimdi tepeye yine beyazımla Sarmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Beyazımı bırakıyorum. Pembe mi alıyorum? Pembe rengimi ve pembe rengimle tığımın başını doluyorum. Beyazı da alttan yürütüyorum. 1 2 3 ve 4. Her ikisini kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve iplerimi şöyle çekince bunlar gizlenecek bakınız sıramın sonuna kadar örerek geldim bir tane pembe bir tane beyaz bir pembe bir beyazımız dikey oldu üstler ise hep yatay fıstıklarımız beyaz bu sıramızda beyaz ağırlıklı gittik çünkü evet sona kadar geldim şimdi pembe fıstığımı ördüm üzerine yatay beyaz fıstığımı örüyorum 1 2 3 ve 4 İpimiz yine altta burada beyazımızı öreceğiz pembemizi alta bırakıyor tutuyorum 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir yeniden yatay fıstığım beyazımı örüyorum 2 3 ve 4 son olarak beyazımı şöyle bu kendime bırakıyorum ön tarafa aşağıya götürmüyorum Çünkü bu son fıstığımız kendimizden tarafta kaldı. Tığımın başında doluyorum. En sondaki yuva içerisine giriyorum. 2 3 ve 4 İkisini çekiyorum. Bu şekilde kapatıp bir tane zincir. Birinci sıramızı bu şekilde örüyoruz. Şöyle kontrolümüzü mutlaka yapalım. İlk başlangıç sıramızda birer fıstık, birer fıstık yani birer rengimiz değişecek her bir fıstıkta. Üstte ise hepsinin beyaz olduğuna dikkat edelim. Ya da hangi renk öreceksek. ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramız için çeviriyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Ve başlıyorum fıstığımı örmeye. 1, 2, 3, 4. Bir tane kapalı fıstığımı örüyorum. Birinci fıstığımı kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. İkinci fıstığımı açık olarak tepesine örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. İkinci fıstığımı ördüm. Bakınız burada altında beyaz, bu üzerinde de beyazımızın olması lazım. Şu şekilde çiçeklerimizi kuracağımız için bakınız altta bir tane beyazımız ve şöyle kenarlarında da beyazlarımız vardı. Burada pembe ama demek ki buraya da bu kareyi 4 oluşturmak için Buradaki üçlü neyse aynı rengimize kurmamız gerekmekte. Bu mantık üzerine devam edelim. Kenarlarıma pembemi ördüm. Buraya dördüncü bir beyaz dolguyu örmem gerekmekte. Onun için hemen pembeyi aşağıya alıyorum. Beyazımı alıyorum. Tığımın başını dolayarak hemen bu noktaya girerek bir, iki, üç, dört defa sarıyorum ve beyazımı örüyorum. Bir pembem bir beyazım var. Geçiyorum. Kapatıyorum. Burada ağırlıklı sıramız pembe olacak. O yüzden pembe rengimi alıyorum. Beyaz altta kalacak. Bir sıra ağırlıklı beyaz olurken diğer sıramızda ağırlıklı rengimiz diğer kullandığımız rengimiz olacak. Alıyorum. Şöyle bir zincirle sabitliyorum ve başlıyorum tepesine. 1 2 3 4 kullandığım diğer rengimi alta bırakıyorum. Aynı yere asla batmıyorum. Pembemin üzerine geliyorum. 1 2 3 4 defa sarıyorum. Her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Bakın burada ilk grubumuzu oluşturduk. Pembemiz için ise zeminimizi attık. Bir sonraki sırada pembemizi de bu şekilde örmüş olacağız. Şimdi pembeden bir tane fıstığımı yine örüyorum. Pembe fıstığımı ördüm. 3 tane beyazım var. Hemen pembeyi aşağıya alıyorum. 4. beyazımı da örüyorum. Pembe altta 1, 2, 3 ve 4. Bir pembe bir beyaz kapatıyorum tekrar beyazı aşağıya alıp pembe rengim için şöyle ilmeğimi değiştiriyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 pembenin üzerine yine bir tane pembe fıstığımı örüyorum 1 2 3 4 2 pembemi kapatıyorum bir zincirimi çekiyorum. Ve şöyle beyazımı çektim. Yukarıya bir tane yatay için fıstığımı pembeden örüyorum. 2 3 ve 4. Bakın 3 tane beyazımı görüyorum hemen. Pembeyi bırakıp beyazımı alıyorum ve dolduruyorum buraya. 1 2 3 4. Bir pembe bir beyaz ördüm. Kapatıyorum tekrar pembe rengimi alıyorum buradan uzatıyorum 1 2 3 4 atıyorum buraya 1 2 3 4 kullanmadığımız ipleri alttan yürütüyoruz iki tane pembemi de örüyorum şekilde devam ediyorum. Şimdi bir pembe bir beyaz öreceğim. Üçün olduğu yere beyazımızı öreceğiz. Sıradan da zaten pembe beyaz pembe beyaz pembe beyaz. Üç tane beyazımızın olduğu yere dördüncü örüyoruz. Buradakini yine pembe örüyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sona kadar örerek geldim. Beyazlarımızı 4'er fıstıkla karelerimizi oluşturduk. Diğerlerinde ise üçer fıstıkla bir sonraki sıramızda pembelerimizi bu noktaya örüp beyaz ağırlıklı öreceğiz. Bir sıra pembe ağırlıklı bir sıra beyaz ağırlıklı öreceğiz. Ama kenarlarımız hep bu alttaki başladığımız renkli olacak. Şimdi tepe noktasına yine beyazım burada kalıyor. Son bitişimi yapıyorum. Tepeyi pembemden örüyorum. 1 2 3 ve 4 tane fıstığımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Kenar noktasına yine 2 3 4 beyaz rengimiz bu yönde kalacak. İkisini alıyorum, kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bir tane kapalı pembe fıstık örüyorum kapalı. 1 2 3 4 kapatıyorum bir tane de zincirimi çekiyorum beyaz ağırlıklı olacağı için bu sıra şöyle zincirimi çekemedim şu ilmeğimi alıyorum zincirimi çektim şimdi beyaz rengimi alıyorum bir tane açık fıstık yapıyorum şöyle geçirdim pembemi sıkıştırıyorum. Sığımın başını dolayarak bu noktaya giriyorum. 1, 2, 3, 4. Alt sıra pembe ağırlık ağırlıklıydı. Bu sıramız ise beyaz ağırlıklı olacak. Pembemi sıkıştırdım. Aşağıya aldım. Şu kısma tığımın başını dolayarak giriyorum. 2, 3, 4. Pembeden bir tane kapalı fıstık ördüm. Beyazdan bir tane açık ve bir ileriye geçtim. Beyazımın üzerine denk gelen yere bir tane beyazdan açık fıstık yaptım. Her ikisini kapadım. Bir zincirimi çektim ve yeniden pembemle bir tane açık fıstığımı çalışıyorum. 1 2 3 4 Aşağıya bakıyorum. Aşağıda 3 tane pembe fıstığım var. Hemen beyazı alta alacağım. Pembeyi alıyorum buraya dördüncü fıstık grubunu kuruyorum bir pembe bir beyaz kapatıyorum bir zincirimi çekip tekrar beyaz rengimi alıyorum bakınız pembeyi de dörtte olarak toparladık Sıramızda beyaz ağırlıkla örerek geldik. Bakınız 3 tane beyazımız, 1 tane pembemiz, 3 beyazımız, 1 pembemiz olarak ördük. Ve sonuna geldik. Şöyle baktığımızda da dikeylerde 1 beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Tepemiz ise tamamen beyaz. Şimdi sona doğru yaklaşmaktayız. Beyazımızla tepe fıstığımızı çalışıyoruz. 2, 3 ve 4 hemen ileriye geliyorum pembemi de alttan yürütüyorum 2 3 4 2 tane beyazımı ördüm ve hep 2 2 çekiyoruz tekrar yukarıdan beyaz renkli fıstığımı çalışıyorum 2 3 ve 4 şuradaki son olarak pembemi öreceğim beyazım şöyle önde kalacak buna dikkat edelim bıraktığımız rengimiz önde alıyorum en kenara 4 defa fıstığımı dolduruyorum. Bir beyaz, bir pembem oldu. Kapatıyorum ve bir zincir beyazımı da şöyle sıkıştırıyorum arkasını çeviriyorum ve yeni sıramıza başlıyoruz yeni sıramızda ise burada beyaz rengimiz ağırlıklıydı bu başlayacağımız sırada ise pembemiz ağırlıklı olacak yani şu üstteki kapadığımız fıstıklarımız pembe olacak hemen kenarımızdan başlayalım arkayı çevirdim bir tane kapalı fıstık 1 2 3 4 İlk başlangıçta hep kapalı fıstığımız şu şekilde kapadığımız için üzerine kapamadan açık fıstığımı örüyorum 1 2 3 ve 4 bir tane pembeden ördüm hemen buraya bakınız 3 tane beyaz olduğu için burayı dördüncü beyazımı örmem gerekmekte şöyle beyaz rengimi alıyorum ve hemen pembeyi de araya alarak gizliyorum 1 2 3 4 her ikisini çekip kapatıyorum ve bu şekilde başlanmış oluyorum şöyle pembemi çekiyorum tekrar pembemi alıyorum ve tepesine bu sıramız çünkü pembe ağırlıklı olacak 2 3 4 beyaz rengimi arada tutuyorum ve buraya pembemi örüyorum 1 2 3 ve 4 ikisini çekip kapatıyorum ve bir pembe bir beyazımı öreceğim beyazı dörde tamamlayacağım ve bu şekilde bakınız istediğim ölçüye ulaşana kadar bu modelimizi tekrarlar yaparak devam edeceğiz beyazım olduğu için bırakıyorum pembeyim beyazım da şu çektim ve buraya 1 2 3 ve 4 şöyle çekiyorum ve kapatıyorum Şöyle görelim. Evet. Bu şekilde tekrarlar yaparak ilerleyelim. Lifimizi istediğimiz ölçüye ulaşana kadar ördüm. Şu beyazları sayalım kaç sıra ördüğümüzü. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra ördük ve tam şöyle kare haline getirdik her iki bölümden lifimizi. Bakın hangi ölçüde örerseniz örelim. Kare olduktan sonra artık kenar sıramız gelmiş demektir. Şöyle çok çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Ve bu modelimizi istediğiniz yerde de çalışabilirsiniz. Şimdi pembeyle ben bitirdim. Beyazımı bıraktım. Kenarımızı beyazımızla çalışalım. Şimdi beyazım şurada. Bakınız hemen buraya bir tane zincirle sabitleniyorum. Tığımın başında doluyorum Köşeme giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Kolay bir e, kenar çalışması yapacağız. Trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Şu arkasına boşluğa gelerek batıyorum ve bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Bir tane daha trabzanım örüyorum. 1 2 3 zincirimi çekip her iki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum. Kapatıyorum. Üçüncü kez trabzanımı örüyorum. 1 2 3 boşluğa giriyorum 3 tane trabzandan oluşan kirpiğimizi yapıyoruz ve 3. kirpikten sonra şuradaki fıstık arasındaki boşluğa bir tane sık iğne ile bağlanıyorum ve tığımın başını dolayarak diğer fıstık arasına girerek bir trabzan 1 2 3 zincir bir trabzan zincirimizi yine bakınız şuraya bağladık ikinci kez trabzanımı örüyorum 1 2 3 boşluğa batıyorum üçüncü kez girerek trabzanımı örüp üzerine de 1 2 3 boşluğa giriyorum bir sonraki fıstık arasına gelerek sık iğnemi batıyorum ve bu şekilde sona kadar devam ediyorum şimdi köşemize kadar gelelim bir sıra 3 trabzan yani bir grupta 3 trabzan ve tepelerine üçer zincir Diğerinde de sık iğne. Şimdi bunda üç trabzan, üçer zincirimizi çekeceğiz. Dört kenarımı kirpiklerimi ve trabzanlarımı örerek tamamladım. Şu şekilde bakınız. Bir tane sık iğne, bir trabzan ve kirpik grubumuzu ördüm. Tamamladım ve bitişteyim. Bitişimin hemen yanına da trabzanımı ve kirpiklerimi ördüm. Başlangıçta şöyle bakınız. Fıstığımın içerisine batmıştım. Oraya geliyorum. Batıyorum şöyle çıktı hemen ipimi toparlıyorum ben buraya batıyorum ipimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra köşelerimizin kenar tığlama işlemini de bitiriyorum kestiğim yeri de daha sonra içeriye alarak gizleyeceğim Evet lifimizi de bu şekilde örerek tamamladım Umarım sizler de beğenmişsinizdir sizler de benimle birlikte yapmışınızdır. Evet şöyle diğer renkle ördüğümü de görmektesiniz Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızla yeniden görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın